Bir Tat Restoran. Yeni konseptimizle damak tadınıza hitap ediyoruz. Korkuteli'nin kekik dolu yaylalarında yayılan kuzuları sizler için alıp geleneksel Türk lezzetleriyle harmanlayarak damaklarınıza eşsiz bir lezzet bırakıyoruz. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Lezzetin adresi Bir Tat Restoran. Korkuteli Belediyesi tarafından yeni mahallede yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuz ve spor tesisi alanı şekillenmeye başladı. Dün şantiye sahasında bir basın toplantısı gerçekleştiren Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, çalışmalara 5 gün önce başladıklarını, zemin düzenlemesinin hemen hemen bittiğini ifade etti. Yaklaşık 6.415 metrekarelik bir alan üzerine komple bir spor tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten İşlek, bu alan içerisinde ünite olarak üstü kapalı olmak şartıyla yarı olimpik bir yüzme havuzu olacak. Havuz son sisteme göre inşa edilecek. Kazan dairesi ve makine dairesi yapılacak. Hemen yanında hamam, sauna ve fitness center ve bekleme salonları olan bir spor kompleks alanı, yaşam alanı oluşturacağız. Hemen yanında hamam, sauna, fitness center ve bekleme salonları olan bir spor kompleks alanı, yani yaşam alanı oluşturacağız. Yine içerisinde streetball müsabakalarının düzenlenebileceği basketbol sahamız olacak. Tenis kortumuz ve 32-21 futbol için halı sahamız var. Toplam 400 metrekare koşu ve yürüyüş yolu olacak. Dökme tartan pist olarak yapacağız. Yaklaşık 185 metrekare civarında da fast food olarak, yani bu spor kompleksine uygun menülerin olduğu kafeteryamız olacak. Çevresine ise yaklaşık 2000 adet bodur ağaç ve 100'den fazla söğüt familyasından ağaçlarımız dikiliyor. Mevsimlik çiçeklerimiz olacak. Bundan 5 gün önce çalışmalara başladık. Şu ana kadar sadece 5 iş günü çalışılmış halde 5 gün önce burası adeta taşlık ve çalılık bir haldeydi. Geride kalan kısa süre içerisinde kaba inşaatının yaklaşık %90'lık kısmı bitti. Niyetimiz Haziran ayı sonunda Korkuteli halkına burada çocuklarımızla, gençlerimizle yüzme, tenis, futbol ve basketbol kurslarının olduğu bir spor kompleksini hayata geçirmek. Haftanın 2 gününü kadınlarımız için düşünüyoruz. Tamamen kadınlarımıza özel. Hatta o günlerde tüm personel de kadın olacak. Hem yüzme havuzumuz hem de hamam, saunamız kadınlarımıza özel çalışacak dedi. Tesisin inşaatının Korkuteli Belediye Şirketi tarafından yapıldığını ve tamamlandığında işletmesinin de belediye şirketi tarafından yapılacağını belirten Başkan İşlek, inşaat yaklaşık 1.2 milyon liraya mal oldu. Ancak bu maliyetin 1,5 yılda geri dönüşümünün sağlanacağını hesaplıyoruz. Şirketimiz yetkilileri tesisin tamamlanmasından sonra ne şekilde işletileceği ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Yıllık VIP üyelik kartları ile bütün tesislerden faydalanabilecek bir ücret olacak. Münferit olarak sadece havuz kullanımı, istenirse antrenörler hizmet verecek veya sadece hamam, sauna, fitness bölümünden faydalanmak isteyenler için farklı üyelikler olacak. Sadece kafeteryayı kullanmak isteyenler için, halı saha için ayrı ücretlendirmeler yapılabilecek. Yani hem toplu olarak hem de münferit olarak 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık üyelikler üzerine bir tesis oluşacak. Tabii ki şehit yakınları ve gazilerimize ücretsiz olacak. Yani 15 günlük periyotlarla köylerde imkanı olmayan çocuklarımızı da sosyal sorumluluk projesi kapsamında havuzumuzdan faydalandıracağız. Onlara da yüzme öğretmeye çalışacağız şeklinde konuştu. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek daha sonra gazetecilerle birlikte baretlerini takarak inşaat sahasında inceleme yaptı. İşlek burada gazetecilere hem bilgi verdi hem de sorularını cevaplandırdı. Tesisin öngörüldüğü gibi Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta. Belediye imkansız denilenleri yapmaya devam ediyor. 6.514 metrekare alanda belediye şirketimiz işletmesini yapacak. İçerisinde ünite olarak yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var. Üstü kapalı bir şekilde olacak. Bunu hemen kapatıyoruz üstünü. Tabii tribünleri, bununla ilgili kazan dairesi, makine dairesi, bunların hepsinin hemen hemen kaba şeyleri yapılmış durumda. Hemen yanında biraz sonra gezerken göreceksiniz. Hemen yanında hamam, sauna, fitness center ve işte bekleme salonları olan bir küçük spor kompleksimiz var, yaşamalarımız var. Streetball, inşallah streetball yarışmaları düzenleyeceğimiz basketbol sahamız. Tenis kortumuz. Ve 32'ye 21 futbol için
halı sahamız var. Toplam 400 metre koşu ve yürüyüş yolu olacak. Dökme, parkur, dökme tartan işte. Tartan pist olarak yapacağız. Yaklaşık 185 metrekare civarında da fast food olarak, yani spor kompleksine uygun menüler olduğu bir kafeteryamız olacak. Onun dışında yaklaşık olarak bugün dikilmeye başladı. 2000 adet çalışanı dikildi. Yaklaşık 100 küsür tane büyük nesne yakın, 100 küsür tane büyük söğüt şeklinde ağaçlarımız olacak. Mevsimlik çiçeklerimiz var içerisinde. Kompleksimiz bu. Bundan tam 5 gün önce başladı. 5 iş günü şu anda çalıştık. Daha önce burası karşıda gördüğünüz ağaçlık çalı gibiydi. 5 günde kabasının %80-90'ı bitti. Hedefimiz Haziran sonunda inşallah Kokteli halkına, burada çocuklarımıza, gençlerimize yüzme kurslarının olduğu, haftanın 2 günü kadınları düşünüyoruz. Kadınlarımıza özel, tamamen karşına da kadın olacak. Hem yüzme havuzumuz, hem hamam saunamız kadınlarımıza özel çalışacak. Tabii şirketimiz şu an üstünde çalışıyor. Çeşitli şekilde burayı kullanacak insanlar var. İşte VIP denen işte yıllık üye kartıyla bütün tesislerden faydalanabilecek bir ücret bedeli olacak. Münferit sadece havuz kullanımları ile ilgili. Hoca ile ilgili olursa hoca ile ilgili kısımlar ayrı olacak. Veya sadece hamam, sauna, fitnessi kullanmak isteyen veya sadece kafeteryayı kullanmak isteyen veya halı sahayı kiralamışsan, yani hem üniteler münferit kiralanacak, hem toplu olarak 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık üyelik üzerine bir tesis yapıyoruz. Tabii burada şehit ve gazilerimize ücretsiz olacak şeyimiz, tesisimiz. Ve sosyal sorumluluk projesi içerisinde de zaman zaman ünitemizin boşluk durumlarını ayarlayarak, ama bu muhakkak 15 günde bir olmak şartıyla, gerçekten imkanı olmayan çocuklarımızı, köydeki çocuklarımızı havuzumuzdan faydalandıracağız. Onlara da üzmelerimizi öğretmeye çalışacağız. Bunun maliyeti ne kadar? Öngördüğümüz maliyet 1-100-1-200, yani bu civarda. Yani birden aşağı düşmez, 1-200'ü geçmez, ama tabii ki inceye girdiğimiz zaman biraz değişebilir. Sanki projeyi de kapalı, açık gördüm ama kapalı değil mi? Kapalı, yüzme havuzu kapalı, hemen kapalı. Onlar daha sonra, yazı geçirdikten sonra. Yani işletme, belediye şirketimiz. Ama şunu söylüyorum, yani aşağı yukarı yaptığımız hesapla yatırdığımız, şirketimizin yatırdığı parayı herhalde bir buçuk yılda amorti edecek. Dönüşü var yani. Tabii, 1,5 yılda dönüşü var. Belediye üzerindeki şirket mi işletecek? Belediye burası? Şirketi. Belediye, herhangi bir şekilde ihaleyle sahiplenecek. Yani belediye olarak biz yapacağız. Bütün belediyen ait yerleri de mi belediye işletecek? Evet, yani onların hepsi bittiği zaman sözleşmeyi belediye şirketimiz işletecek. Bunun geliri belediye spora mı yoksa belediye? Hayır, belediye şirketi mi? Belediye şirketi de yatırım yapacak. Bu türlü yatırımlar yapacak. Burada kendisini amortize ettikten sonra bu tesisten atıyorum kazandığı parayla bir tesis daha açacak. Bir tane daha. Mesela niyetimiz önümüzdeki sene ilçemizin başka bir noktasında, buraya ters bir noktasında sadece kadınlarımıza özel, yani 7/24 kadınlarımıza hizmet verecek bir hamam, sauna ve yüzme havuzu. Seneye de bir tane daha açacağız. Bir Tat Restorant. Yeni konseptimizle damak tadınıza hitap ediyoruz. Korkuteli'nin kekik dolu yaylalarında yayılan kuzuları sizler için alıp geleneksel Türk lezzetleriyle harmanlayarak damaklarınıza eşsiz bir lezzet bırakıyoruz. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Lezzetin adresi Bir Tat Restorant.